Selamlar herkese, kanalımın yepyeni bir videosu daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte fiyatıyla oldukça iddialı bir pozisyona gelen Poco X5 Pro alınır mı alınmaz mı ona bakacağız. Şimdi aldığım duyumlara göre biraz da fazla satılan bir cihazmış arkadaşlar. Piyasada böyle bir ciddi bir araştırma değil de böyle bir sohbet verim var diyeyim size. Ben de onun üstüne dedim şu cihazı alayım bir çekeyim bakalım neymiş ne değilmiş. İlk olarak başlayacağımız şey kameralarımız. Arka kısımda üçlü kamera dizilimi var, yine o çıkıntı korunuyor arkadaşlar. Hatta bu tasarım trendi Xiaomi'nin yeni cihazlarında da görülüyor. Bu cihazda da devam ettirilmiş. Ana kameramız 108 megapiksel f1.9 diyafram değerine sahip. Diğer kameramız 8 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. Bir de makro lensimiz var içerisinde. O da 2 megapiksel f2.4'lük diyafram değerine sahip. En genel anlamda kameralar fena değil arkadaşlar. Fakat şunu açıkça belirtmem lazım. Cihaz ilk elime geldiğinde o görüntüsü, o kameranın pozisyonu falan filan daha güzel bir performans bekliyordum. Fakat ortamda ışık iyiyse, gündüzse falansa filansa çektiği sonuçlar gerçekten kötü değil. Gece modu vesaire var ama düşük ışık kısmında o grenlenme sorunu devam ediyor. Bana soracak olursanız akıllı telefonlarda bu sorunu uzunca bir süre çözemezler zaten. Ama gündelik çektiğiniz fotoğraflarda herhangi bir sıkıntı yok. Sosyal medyada cayır cayır paylaşıyor. Anı değeri de her fotoğrafın tabii ki de vardır. Yani fotoğrafın anı değeri kalitesiyle ilgili bir şey değil zaten. Video tarafı bayağı iyi çünkü arka kamerada 4K videolarımızı 30 FPS çekebiliyoruz. Ön kamerada ise 1080p'de 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Arka kameranın 4K 30 FPS olması günümüzde önemli bir şey. Çünkü hani pek çok insan artık evden çalışıyor. Bir şekilde de e-ticarete bulaşmış durumda. İşte ürününü çekecek, ürünün videosunu çekecek falan filan. Bu tarz işler için 4K 30 FPS'in olması büyük avantaj. Zaten şunu da açıkça belirtmem lazım arkadaşlar. Profesyonel hayatta işler yapıyorsanız da sosyal medyasındır vesairesindir. Hani ortamın ışığı ise bu ayrıntıyı atlamayın. Cihaz bence her türlü kullanılır. Profesyonel hayatta geçerli bir cihaz kamera anlamında. Zaten çektiğim fotoğrafları da şu an ekranda görüyorsunuz. Bu fotoğraf çekme işinde çok iyi değilim arkadaşlar. Bu sorunumu kısa bir sürede halledeceğim. Elimden gelince lütfen destek almaya çalışıyorum bu konuda. Ama hani bir insanda bir yetenek varsa vardır, yoksa da yoktur. Yani ona çok yapacak bir şeyim yok. Ama gördüğüm şeyi yorumlayabiliyorum. Onda bir sıkıntı yok tabii ki de. Gelelim bir diğer önemli ayrıntımıza, ekran. Ekranımız 120 Hz AMOLED ve 6.67 inç arkadaşlar. Ekranın 120 Hz olması muhteşem bir şey. Bu arada dokunma hassasiyeti 240 Hz. Yakında sanırım bu tarz cihazların pek çoğu 120 Hz olacak. Ama şu anda bu fiyata orta segmentte 120 Hz ekranlı bir cihaz bence gayet iyi. Bir de yine başka bir ayrım noktası daha var. Ekran 10 bit. Ne demek bu? Yani biz renkleri çok daha rahat ve çok daha geniş ve çok daha güzel görebileceğiz demek oluyor 10 bit olması. Zaten ekran anlamında gerçekten cihazda bir sıkıntı yok. Tam bu kısımda gelin bir oyun testimize geçelim. Kendisiyle yine PUBG oynadım arkadaşlar. Başlangıçta ve sonda ne kadar şarj kaybetmiş, ne kadar ısınmış, buyurun birlikte bakalım. Evet, sonuçlarımızı gördük. Bence sınıfına göre gayet iyi sonuçlar verdi. Elimde telefon oynarken herhangi bir kasılmayla falan filan karşılaşmadım ki PUBG'yi yüksek ayarlarda oynadım. Tekrar ediyorum, sınıfına ve segmentine göre gayet geçerli bir cihaz. Oyun testinde de başarılı sonuç elde etti. Tabii oyun testine gitmeden pilini söylemişim. Büyük bir hata, hemen şimdi söyleyeyim arkadaşlar. 5000 mAh'lık bir pili var. RAM tarafında 6 GB ve 8 GB'lık iki farklı model var. Bir de içerisinde dinamik RAM genişletme diye bir özellik var arkadaşlar. Sanal RAM özelliğiyle birlikte cihazın RAM'ini maksimum 10 GB'a kadar çıkarabiliyorsunuz. Yani 8'de 13, 6'da 11 oluyor. Yani 5 GB yükseltebiliyorsunuz sanal olarak. İşlemci tarafında Snapdragon 778G tercih edilmiş. Bu işlemci 2001 yılında tanıtıldı. Fakat şöyle bir özelliği var bu işlemcinin. Bu işlemci orta segmentte 5G'yi destekleyen cihazlar için üretildi. Yani aslında işlemci tam modelini bulmuş durumda. Orta segment bir telefon, orta segment bir işlemci ve pek çok soruna da cevap verebilen bir işlemci. Çünkü maksimum çalışma aralığı 2.4 GHz'e kadar çıkıyor ve 8 çekirdekli. Yani işlemci de arkadaşlar fiyata hesaba katılıyor. Gerçekten kötü değil. Finalde biraz tasarımından bahsedeyim. Xiaomi'nin son tasarım trendini cihaz koruyor arkadaşlar. Taşıyor üzerinde. Gayet şık görünüyor. Herhangi bir dıştan görüntü sorunu yok. 181 gram ağırlığında birazcık ağır elinize aldığın zaman, ama bu kısım biraz göreceli. Farklı YouTube kanallarında izledim. Kimileri de hafif diyor ama bana biraz ağır geldi. Fiyatını hesaba katacak olursak, yani bütçeniz buysa ve ikinci el bir iPhone veya daha yüksek segmentte ikinci el bir Android cihaz istemiyorum ben abi diyorsanız, bu telefonu şu anki bütçesiyle gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ama şunu da atlamayın, bu cihazlar bize çok uzun süre kalmıyor arkadaşlar. Hani bu bir uzun kullanım videosu değil. Hani bataryası, işlemcisi, bende herhangi bir kasma takılma problemiyle karşılaşmadım. Ama 1,5 yıl sonra ne olur onu bilmiyorum. Fakat cihazın genel görüntüsü bizi 2 yıl götürecek gibi duruyor. Son sözüm de bu. Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.